Hoş geldiniz. Yalnız oturmayın. Kalkın. Hazır mısınız? Evet. Asla yaklaş. Tutun elimden. Bugün tam tamına 300. bölümümüz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Kadir ezil dile en amarat benim. Kadir ezil dile en amarat benim. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir ezil dile en amarat benim de bugün 300. bölümdeyiz ve 300. yarışmacılarımız. Buyurun Beril Hanımlar. Teşekkür ederiz. 300 bölüm inşallah. Akıllarda kalacak bir hafta oldu. Evet. Hem de artık böyle internette aratırken direkt 300. bölümde yazdığınızda tık direkt doldu girişiniz. Aynen evet. Tık biz çıkacağız. Evet hanımlar hoş geldiniz tekrardan. Hem büyük final hem Gülizar Hanım'ın günü. Herkes kendi adına da çok heyecanlı biliyorum. Evet. Çünkü 20 bin lirana sahibi belli olacak. Evet Gülizar Hanım'dan ümitli misiniz? Nesli Hanım? Değilim çünkü bir şeyleri sadece bildiğini zannediyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bakalım ne yapacak mutfakta. Bildiğini zannediyor. Anam kız bismillah. Bir nefes alsaydın. Dün almadığı gibi. O yüzden ümitli değilim işte. Dün nefes almadığı gibi bugün de nefes almadan. Sen bol bol nefes alıyorsun benim yerime. Tempoyla. İnşallah bugün sakin kalmazsın. Çünkü hiç hayırlı olmaz. Ben çok konuşacağım. Ha. Peki bir şey diyeceğim. Ben senden bekliyorum zaten. Bir şey bildiğini iddia ediyor ya da zannediyor ama bir şey bilmiyor. Peki sen onu bir şey bilmediğini nereden biliyorsun? Çünkü yorum yapamıyor ki yemeklere. Yapamıyor. Böyle eveliyor, geveliyor, cümle kuramıyor. Eveliyor, yapmaya çalışıyor ama yani. Yapamıyor. İzlersen görürsün. Yorum yaptım. Bence çok konuşmayı sevmiyorum. Gereksiz konuşmayı sevmiyorum. Çok konuşma değil. Yorumlayamıyor bile. Peki arkadaşlar sana göre çok mu konuşuyorlar ya da gereksiz ben mi konuşuyorlar? Ben kendisinin konuştuğunu düşünüyorum. Yani konuşmak gereksiz için mi konuşuyor? Gelmiş. Evet. Yemekleri de kötüydü. Evet, güne gene bir gergin dolup girdik. Dolup geldim, değildi. Yazıp yazıp geleceğim dedim. Peki, yazıp gelmiş. Belki yorum olarak çok bir yorum yapmıyor olabilir ama mutfak becerisini mutfakta göreceğiz. Yani eğer göreceğiz. Yemekleri güzel çıkarsa ortaya lafını geri alır mısın ya da evet yemekten anlıyormuş der misin? Ben objektif bir insanım, öyle olursa tabii ki. Siz Merve Hanımcığım? Yani Gülizar Hanım bu hafta boyunca masada evet çok fazla... Yorumlara baktığınızda yemek bilgisi olmadığını düşünüyor musunuz yok, siz de? Yok hayır düşünmüyorum tabii ki. Neticede evli, çocuk. ...çocukları var, hayatını idam ettirdiği bir mutfağı var. Neslihan da seninle aynı masadaydı ama o bak diyor ki yorumlarına baktığımda yani, yemek bilgisi yok, yorum olabilir, yapamıyor. O onun fikri. Kendisi yıllarca davet sofraları hazırladığını aktardı bize bu hafta boyunca. Yani önümüze yemekler gelince göreceğiz Kadir Bey. Yani ümitli misiniz derseniz eğer yapabileceğini düşünüyorum ama tabii ki menüye bağlı biraz. Peki. Esra sen ne düşünüyorsun bugün ben hakkında? Ben pek fazla Gülizar Hanım'da ümitli değilim. Ümitli değilsin. Aç mı kalacağım bugün? Ya bilmiyorum hani yapacağım menüye bakacağız. Ya çünkü hani böyle konuşması olsun, hani böyle biraz şey olsun, hareket olsun biraz böyle yavaş gibi geliyor bana. Ama dedim hani derler ya ummadığın taş baş yararmış. Ama o da diyor ki ben boş konuşmayı sevmiyorum ben diyor. Gereksiz konuşmayı sevmiyorum. O zaman biz gereksiz mi konuştuk Gülizar Hanım? Şimdi herkesin farklı tarzı vardır. Kimisi çok konuşur, kimisi az konuşur, kimisi yavaş konuşur. Ama biz buraya ama yemek yapmaya geldik. Yemeği böyle yorumlamak. Ama ben de yani başkası konuşurken onun üzerine konuşmak istemiyorum. O da bir saygısızlık oluyor. Peki, o zaman ben bu konuyu hiç uzatmayayım. Biz direkt kahvelerimizi evet, içelim. Aynı yere varacak çünkü. Gülizar abi ben şekerli alıyorum kahvemi. Evet siz sade. Ben şeker. Sade, evet. Şekerli. Üç tane şekerli, bir tane sade. Size meyve suyu hazırlamak. Tamam, alabilirim. Onu senin için özel bir şeyler hazırlamış dolapta. Evet, evet Gülizar Hanım biraz sessiz, biraz da kamera heyecanı var. Evet. Biliyorsunuz herkes olabilir, eşit olamıyor, evet, kimisi içine kapanık. Ama mutfakta neler çıkartacağını göreceğiz. Bugün 20.000 TL'nin sahibi belli olacak. Merve, 20.000 TL'yi şu kişi alırsa... Ya cidden çok üzülürüm dediğim biri var. Hak niye o? Hepimiz burada 2 saat içerisinde bir sofra hazırlamaya çalıştık. Eksiğiyle veya hatasıyla. Herkes bir emek sarf etti burada. O yüzden gerçekten 20.000 lirayı kim alırsa üzülmem. Peki herkesin hak ettiğini düşünüyor musun 20.000 lirayı? Aynen öyle. Esra sen? Ben de üzülmem. Çünkü herkes burada bir emek sarf ediyor ister istemez. Hani... Peki eşitliğe baktığında 20.000 TL'yi Ayşegül Hanım alsa üzülür müsün? Yok üzülmem. Onu da çünkü. Merve alırsa üzülür müsün? Yok üzülmem. Üzülmez. Neslihan olsa üzülür müsün? Üzülürüm. Hani üzülmem diyordun? Yani Neslihan demek üzülürüm. Demek ki bak demek ki yeri gelince üzülünüyormuş. Ben çünkü Neslihan hak etmedi. Ben size diyorum bana gıcık oluyor evet, diye. Söyleyeyim mi? 10 milyonun önünde söylüyorum. Evet 10 milyon, sana 80 milyon önünde söylüyorum. Evet gıcık oluyorum.
Duydun mu? Anladın mı? Ben biliyordum zaten. Niye gıcık oluyorsun? Sen inkar ediyorsun. Neslihan'a niye gıcık oluyorsun? Ben bugün söyledim, itiraf ediyorum. Rahatladın, son evet, dedin. İçime şişkinlik yapıyordu ama dışarı vurdu. Dün Neslihan Hanım sinirlerimi çok bozdu ama bugün bozmasına izin vermeyeceğim. Neslihan Hanım Ayşegül Hanım'a göre daha dobra ama bazen o da ağzından çıkan sözlerin ayarına dikkat edemiyor. Dobralıkla patavatsızlık arasında ince bir çizgi vardır. Neslihan o çizgiyi çok kaçırıyor. Peki Neslihan, bu hafta sana böyle bir aşırı yüklenme oldu mu rakiplerin tarafından? Yo, bana yüklenemezler. Ben objektif bir insan olduğum için... Ay bu kızın bu dili beni öldürecek. Yüklenemez. Kız de ki onların... yok yüklenilmedi. Hayır, şöyle, hayır yüklenmeye çalıştılar ama hani ben... Zaten benim moralimi ya da modumu düşüremez onların yorumları. Evet, afiyet olsun. Buyurun kahvelerinizin tadına bakın. Evet. İnşallah karıştırmıştır. Yani dün de aynı duayı dilediniz. Güzel dilekleriniz var. Evet. Tüh be. Biz tecrübeliyiz. Gülizar Hanım bana meyve suyu yapmış. Çok da memnun oldum. Biraz daha meyve suyu bana biraz meşakkatli daha geldiği için o daha güzel hoşuma gitti. Aroması falan tam aldım. Gülizar Hanım'ın kahve sunumunu beğendim. Haliyle dediğim gibi her şeyi öğrendi. Bugün Esra Hanım'a meyve suyu bile yapmış. Geceden hazırlamış. Belli sabaha kadar uyumamış. İlk gün Ayşegül Hanım'dan tecrübeli olduğu için hani güzel yemek bekledim. Sana da onu demek istedim. Ben yani tecrübe gerekir diye. Ya biz şimdi Esra Hanım'la aynı yaştayız. Sence onun tecrübesi nasıl? İşte aynıydınız zaten. Benim yani benim masam lezzet daha bunu güzel. Lezzet anlamında diyorum. Yani benim sana kendini aynı görmüyor musun? Görmüyorum. Benim masam ya ondan daha şıktı. Ya bu yaşta ben kaç kere doğru üzücü. Mesela bir de 2 yıllık evliyim. Kaç kere davet vermişimdir? Bir de şimdi Gülizar Hanım kaç kere davet vermiş? Tabii ki mantıklı bir peki cümle mesela. Peki sen Esra'nın Esra'nı bir tutuyor ama musun? Ama ümitsizsiniz. Sizden mi? Evet. Evet, yorum yap çünkü yorum yapamıyorsunuz o yüzden. Tamam da herkes zaten her şeyi yapamaz ki. Güzelcim, kimisi çene yapar, şöyle kimisi yemek yapar. Benim menümün uğraşının farkında değil misiniz? Ne uğraştın ki, tek bir karnıyarıktı. Uğraştıracak tek bir şey. Sarmayı kim sarıyor? Sarmayı kim sarıyor? Yani ya ne sardınız ki? Yani bir dolmayı işte onun içinde tutturamamışsınız pişmanlığım ki. Pişmanlığım şu zaten, pişmanlığım tutturamamışsınız şu. Tutturamamışsınız ki sarma sarmak, o börek yapmak. Keşke böyle şeylere ama hiç girişmeseydim ben de. Ama şimdi dolmayı nasıl o zaman? Menüye bir sürü şey zaten koyarsınız zaten. İşte keşke ama koymasaydım da. Ama önemli olan da, onu güzel bir şekilde, ben onun pişmanlığını bir şekilde zaten tane tane koyma. Evet, o sarmayı hiç koymasaydım mesela. Peki, herkesin marifetini gördük. Lafı uzatmayacağım. Sıra sende. Gülizar ablacığım, karşı kameraya bir say bakalım menünde bugün neler var? Bugün menümde balık çorbası var. Çin böreği var. Soya sosu eşliğinde. Ana yemeğimizde somon füme var. Heyecanlıysan saysın mı dizisiz? Yok. Dizisiz, ister misin saymak devam edelim? Saysın, evet. İstersen bir saysın, sen yorulma, dur. Domates soslu balık çorbası, sebzeli çin böreği, kapari rengina ve sotelenmiş çalı fasulye eşliğinde fırında somon fileto, yeşil salata ve dondurmalı irmik helvası. Menüyü nasıl buldunuz Ayşegül Hanım? Çok güzel. Uyumlu güzel, mu? Güzel, uyumlu. Balıkla başlayıp balıkla devam çok ediyor. Çok uyumlu bir menü. Demek ki Gülizar Hanım davet sofrasından anlıyormuş. Nasıl başlayıp nasıl biteceğini iyi biliyor. Ama Gülizar Hanım biraz yavaş olduğu için biz onun hiç davet sofrasına hayal yapabileceğini ama ben şahsen düşünmemiştim. Ama diyorum ya, bakın ağzı yavaş, elini bilmiyoruz. Hayır, biraz yani şey, ilk bakışta biraz ehli keyif. Yani ehli keyif. Rahat anlamında. Rahat anlamında. Biraz rahat geldi yani de bunları bitireceğini ben şahsen açık ve net olarak söylüyorum. Yapabileceğini de düşünemedim de ondan ama göreceğiz tabii ki yani. Yok, Allah'tan güzel balık seçmişti. Beğendiler. Esra. Beğendim, bir beğendim balık. Güzel. Yani uyumlu mu? Gayet iyi. Gayet uyumlu. Böyle bir beni bekliyor muydun? Yok, beklemiyordum. Daha hayalinde ne var? Tavuk sote falan mı vardı senin? Yok, tavuk sote falan yok da. Hani böyle ne bileyim daha bir böyle yeşillik ağırlıklı bekliyordum. Bugün baksana enginarı var, çalı enginarı fasulyesi var. Sevmiyorum. Yeşil salatası var, balığı var. Çalı fasulyesi Afrika fasulyesi olan, börülceye benzeyen Afrika fasulyesi gibi olan. Çalı. Yok, töreli çalı fasulyesi bizim bildiğimiz. Çalılarda aslında. Ha, çalılarda mı? Çalı uzun olan. Ayşe'nin uzunu. Merve Hanım. Ben beğendim menüsünü, yani uyumlu buldum. Çin böreğini merak ediyorum. Sadece daha önce yediğimde çok beğenmemiştim. Soya sosunu biliyorsunuz, biz evet çok alışkın soya değiliz. Yok, yani ben çok beğenmemiştim ben böreğini. Sevmiyor musun soya sosunu? Sebzeli. Beyaz lahana falan geldi bildiğim kadarıyla. İçinde yani evet, yok yok evet, denilen evet, bir yani sebzeler var. Dediğim, çok hoşlanmamıştım. İnşallah siz güzel yaparsınız ama balığın peşine helva seçmesi iyi olmuş, güzel olmuş. Neslihan Hanım, siz nasıl buldunuz menüyü? Uyumlu, güzel. Lezzetlerini yakalaması gereken bir menü işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.